İstanbul Air Show sırasında birçok uçak ve helikopter anlaşması yapıldı. Onlardan biri de Mavi Air, yeni bir helikopter şirketi Türkiye'de. Ve bu şirket ağırlıklı olarak uçakla gelen misafirleri Bodrum merkezli galiba otellere götürecek ve onlara böyle bir VIP hizmet verecek. Sizi öncelikle tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Özün Akman. Mavi Air olarak... Bu sektörde en azından çok güzel bir atılım yapıp ilk başlangıçları gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Müşteriler gelecek, Bodrum, Milas Bodrum Havalimanı'na, Dalaman'a inecek, sonra sizin helikopterle otele direkt gidecek. Nasıl bir operasyon oluyor? Bunu biraz bize anlatır mısınız? Kaç helikopter, hangi tip helikopterleri kullanıyorsunuz? Tabii ki Airbus H-130 helikopterimiz. Turizm alanında dünyada en fazla tercih edilen helikopter bu. Havalimanına gelen yolcuları istedikleri, konakladıkları otele direkt olarak transferlerini sağlıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra yine Bodrum'a gelen misafirlerin Bodrum Yarımadası'nı sightseeing flight, yukarıdan güzel gözlemlemeler için turlarımız var. 15 dakikalık, 30 dakikalık veya yakın bölgede bulunan Pamukkale, Efes, Kapadokya, oraya gitmek isteyen misafirlerimizi o bölgelere götürüp oraları ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Bodrum dışında herhangi bir yerde operasyon yapıyor musunuz? Evet. Kış döneminde biliyorsunuz malum artık yaz sona erdi. Kış döneminde de bu operasyonlarımızı aynı şekilde İstanbul'da gerçekleştireceğiz. İstanbul Havalimanı'na veya Atatürk Havalimanı'na hava araçlarıyla gelen misafirlerimizi konakladıkları otellere transferlerini sağlayacağız. Malum İstanbul trafik açısından oldukça yoğun bir şehir ve büyük bir şehir, ulaşım zor. Ben hep diğer yurt dışı seyahatlerimde baktığım zaman özellikle işte Brezilya mesela, Amerika Birleşik Devletleri tamam gelişmiş ama o ülkelerde çok fazla helikopteri görüyorum. Umarım sizin operasyonunuz da tutar, İstanbul'da ve Bodrum'da bu hizmeti verirsiniz. Çok teşekkürler. Sadece tabii ki transferde değil, New York'a gittiyseniz New York'ta Özgürlük Anıtı'na mesela turlar, helikopter turları vardır. Biz de bu şekilde Boğaz'ı sadece yatta değil bir de havadan gezmeleri için misafirlerimize bunları da sunacağız. Birçok paketimiz var. Web sitemize girip inceleyebilirler. O paketlerden biraz örnek verirseniz belki izleyicilerimizden de merak edenler olur. Mavi Air'ın sitesini takip ederler. Tabii ki. Dediğim gibi Boğaz turumuz var. Tarihi İstanbul turumuz var. Tarihi İstanbul bölgelerini havadan görebiliyorlar. Veya Sapanca'ya gitmek isteyebilirler. Yakın bölgede yer alan yerlere ziyaret etmek isteyebilirler. O turlara katılabilirler. Bunun yanı sıra romantik bir evlilik teklifi için bir alternatif olabilir. Veya işte biliyorsunuz gender review dediğimiz bebek bekleyen ailelerimizin cinsiyet belirlemek için yapmış oldukları bazı organizasyonlar var. O organizasyonlarda da kız bebekse pembe toz, erkek bebekse de mavi tozla böyle gösterilerimiz oluyor. Biraz da helikopterle ilgili biraz temel bilgiler alalım. Kaç kişilik, ne kadar hizmet veriyorsunuz, ne kadar sürede, menzili nereye uçabiliyor? Bunları biraz anlatırsanız. Tabii ki, tabii ki. Dediğim gibi mesela İstanbul Havalimanı'ndan İstanbul'un herhangi bir noktasındaki o telefona ulaşım en fazla maksimum 15 dakika sürüyor. 6 yolcu kapasitemiz var. 6 yolcu pilotumuzla beraber rahatlıkla transferini sağlıyoruz. Bu şekilde... İstanbul operasyonlarınız, Bodrum operasyonlarınız hayırlı uğurlu olsun. Daha fazla sizi gökyüzünde görmek üzere. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Misafirlerimizi dört gözle bekliyoruz. Çok mersi. Helikopter siparişleri genellikle ben bugüne kadar birer birer verildi ama ilk defa bir Türk şirketi genel havacılık operasyonunda 6 helikopter siparişi birden verdi. Ve yanımızda da Mavi Air'le bu konuyla ilgili bilgiler alacağız. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, benim adım Alex Sahni. Mavi Air'in kurucusuyum. Türkiye'ye farklı bir giriş yaptık. Bu konuda önemli değişiklikleri hayata geçireceğiz. Helikopter uçuşlarını amacımız toplumun farklı katmanlarına yayabilmek, turizm uçuşları gerçekleştirebilmek, İstanbul'u tanıtmak. Airbus ile 6 helikopterlik anlaşma yaptınız. Bu helikopterler ne zaman teslim edilmeye başlanacak? Biraz detay verir misiniz? Teslimat süreci imza ile birlikte 10 ay içinde başlayacak. Ancak ek helikopter konusunda Airbus ile görüşmelerimiz sürüyor. Hedef ilk helikopteri Temmuz 2023'te teslim alabilmek. Şu anlık anlaşmamız 6 helikopter ama sayıyı 8'e çıkarmak istiyoruz. Ek sipariş çift motorlu helikopterleri kapsayacak. Peki helikopter tipleri ne olacak?
6 adetlik siparişimiz H130 serisi. H130 serisi geniş bir kabine sahip. Görüş alanı çok iyi. Aynı zamanda da sessiz. Daha uzun seyahat etmek isteyen yolcularımız için de çift motorlu helikopterler bakıyoruz. Örneğin İstanbul'dan Bodrum'a veya İstanbul'dan Antalya'ya, Kapadokya'ya uçacak yolcularımız bu tür helikopterleri kullanabilecek. Hedefimiz 8 helikopterlik filoya ulaşarak tüm Türkiye'de turizm uçuşları yapabilmek. Is to have 8 helicopters located all around Turkey at all destinations offering tourist flights to short destinations. Bazı izleyicilerimizin aklına gelebilir. Helikopterler uçuşu sırasında pilotların karar verdiği her yere inebiliyor mu, yoksa iniş için özel alanlar mı lazım? Uçuş emniyeti her zaman önceliklidir ve bu tartışma konusu değildir. Helikopter teknik olarak uygun olan her yere inebilir. Ancak bu durum sadece acil haller için geçerlidir. Pilot gerekli kontrolleri yapar ve kararını verir. Bunun dışında sivil helikopterler gerekli yeterliliğe sahip onaylanmış heliportlara inmek zorundadır. Yani bunlar helikopterlerin aslında havaalanları mıdır? Evet, kesinlikle. Sonuçta helikopterler bir havaalanında tutulmak zorunda değildir. Ama onaylı heliportların olması gerekir. Helikopterlerin tenis kortlarına, sahillere inmek zorunda kalmaması lazım. Bu konuda daha fazla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı heliportlar gerekmekte. Helikopterlerin de biraz önce de kendisinin de söylediği gibi inmesi için sertifikalı helipetlere, heliportlara ihtiyacı var. Bunların da sayısının artması lazım. Sırf bu ticari uçuşlar için değil, yarın öbür gün deprem olabilir, bir doğal afet yaşanabilir veya sağlıkla ilgili bir problem olabilir. Burada da ambulans helikopterlerin emniyetle iniş kalkışları için özellikle büyük şehirlerimizin etrafında, içinde bu tür heliportların artması gerekiyor.